Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali İhsan Öztürk'ün objektifinden Antalya'yı farklı yönleriyle yansıtan Işıklar ve Gölgeler isimli fotoğraf sergisi Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda açıldı. Antalya Valiliği ve Anadolu Ajansı arasında yapılan protokolle Antalya Merhaba Işıklar ve Gölgeler temasıyla hazırlanan fotoğraf sergisinde kentin tabiatını, tarihi dokusunu ve kültürünü anlatan 75 fotoğraf yer alıyor. Serginin açılış törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra turizm temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Turizm sezonumuzu resmen bu hafta başlatıyoruz. Turizm sezonumuzun çok daha başarılı geçmesini canı gönülden diliyorum. Şimdi geçen sene ve ondan önceki sene fiyatları çok düşürdükleri için çok pişmanlar. Evet, kazıklamayalım. Esnaf olarak da kazıklamayalım. Ama Antalya'nın markasını ve değerini de düşürmeyelim. Bakan Çavuşoğlu sergideki fotoğraflara hayat veren fotoğraf sanatçısını da tebrik etti. Anadolu Ajansı fotoğrafçısı Ali İhsan Öztürk'ü canı gönülden tebrik ediyorum. Kendisine tüm Antalyalılar adına şükranlarımı sunuyorum. Fotoğrafları şehir merkezinde sergilemenin önemine değinen Bakan Çavuşoğlu, Antalya'yı turistleri çekebilecek cazibe merkezi haline dönüştürmek gerektiğini söyledi. Antalya'mızın turizm sezonu 7-8 aya sığdırılmaz. 12 ay olması gerekiyor. 12 ay olabilmesi için turisti çekecek bir cazibe merkezi olmamız lazım. Turizmde yeni pazarların önemine işaret eden Çavuşoğlu, geçen 2 yıl bazı sorunlar yaşandığını ve turizmde alternatif pazarlara bakıldığını hatırlattı. Belli ülkelere bağlı kalmayalım. Geçtiğimiz 2 yıl bazı sorunlar yaşadık. Hemen alternatif destinasyonlar aradık. Yani turistin geleceği ülkeler. Bulduk da. Bunu yapabilmek için illa bir kriz daha yaşamamıza gerek yok. Şimdi Hindistan'ın potansiyelini arttırmaya çalışıyoruz. Bu sene Çin'de Türkiye turizm yılı. 300 milyondan fazla Çinli dünyayı dolaşıyor. Bunun %1'i Türkiye'ye gelse 3 milyon eder. Sadece %1'i. Ama biz en az %5'ini getirebiliriz diye düşünüyorum. Türkiye'ye gelen turist sayısının bu yıl 40 milyona ulaşmasının beklendiğini dile getiren Çavuşoğlu, Antalya'da bu rakamların daha da artacağını ifade etti. Bu sene sadece Antalya'ya 14 milyon turist gelecek. Şimdi Antalya'ya 20 milyon turist gelir mi? Gelir. 2002 yılında Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyon civarındaydı. 3 milyondan 14 milyona çıktıysak, 4 kattan daha fazla arttırdıysak hep beraber, 14 olan rakam 20 milyona çıkar. Konuşmaların ardından protokol üyelerine Antalya'yı anlatan fotoğraflar hediye edildi. Daha sonra da sergi açılışına geçildi. Fotoğraf sergisini gezen Antalya Valisi Karaloğlu da turizmin çeşitlendirilmesi noktasında güzel bir sergi olduğunu dile getirdi. Her şeyden önce hem Anadolu Ajansımıza hem fotoğraf sanatçımız Ali İhsan Öztürk Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Antalya'yı bütüncül bir manada, hem tarihi mekanlarımız, hem doğal güzelliklerimiz, şelalelerimiz, mağaralarımız, şehir merkezlerimiz, Likya'dan, Bizans'tan, Roma'dan, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan kalan çok güzel eserlerimiz bir sergide buluşmuş oldu. Bizim amacımız Turizm Haftası'nın başlangıcında bu sergiyi gezen herkesin zihninde bütüncül bir Antalya imajı bırakmak. Bu fotoğraf sergisi de tam onun için yapıldı. Tekrar teşekkür ediyorum. Sergiyi gezen vatandaşlarsa oldukça memnun. Tesadüf bu sergiyle karşılaştık. Bizim için çok iyi oldu. Nereleri gezebileceğimizi görmüş olduk. Antalya'nın tarihi ve doğal yerlerini anlatıyordu. Ben beğendim açıkçası. Sergi 22 Nisan'a kadar gezilebilecek.